Ne olacak şimdi? 15 yeni oyuncu daha alınacak. 15 yeni oyuncu daha. Tamam mı? Az buçuk ismi olan bir antrenör daha. Rize bunları artık yemesin ya. Yani lütfen ya. Bunu ben söylüyorum. Ben 2 kere teknik direktörlük, 6 sene top oynadım orada. Tamam mı? Herkesten çok seviyorum ben Rizespor'u. Herkesten çok. Yazıktır, günahtır. Metin Bey'in de çoğu şeyden haberi olduğuna inanmıyorum. Başka türlü yansıtılıyor. Evet, bana. Evet, ben de inanmıyorum. Bütün bu gecenin bir tek şeyi, her şeyi boştur. Yendi, yenildi, seneye çıkar Rizespor. Seneye olmaz, çıkar Rizespor. İddialı yerdir. Bir dediğimi yapabilecekler mi? Bir bu, ellerini vicdanlarına koysun. Bize olmadı, yapmadınız. Ona buna çıkın taşkına sahip, yapın hocam, tek sorumlu. Bak göreceksiniz. Ümit Kayan'a bu yolu verdinizse, bilmem kime bu yolu verdinizse, beni yaptınızsa onu da yapın. Ama biliyorum ki 3. hafta başlayacak oradan küfür. Salman çok güzel dedi. Çünkü o ya ben Rizespor antrenmana geldim kardeşim. Antrenmana bir minibüs geldi, tamam mı? Daha 2. antrenmanım. Tel örgünün oraya bir minibüs geldi, indiler. Bir isim bağırdılar, bindiler gittiler. Böyle bir şey yok. Futbolcuların önünde beni nasıl küçük düşürdüler biliyor musun? Bir grup ama. Kim getirdi onu oraya? Kim onları öyle bağırttırdı? Daha 2. hafta hiçbir şey yok. Belki de ligde başlamamıştı. Bu yapılır mı? O için Rize asla bir kendi çocuğuna sahip çıkmayacaktır, ben biliyorum. Tamam mı? O ilişkileri kuranlar gene altyapılarda şurada burada yaşlarına kadar antrenörlük yapacaklardır. Konuşana mama vereceklerdir, bilmem ne olacaktır. Tamam mı? İşte dediğim gibi yine de söyle, tekrarlıyorum. O futbolcu, o demin Ahmet Bey'in anlattığının yarısı doğruysa bu skandaldır, kilit vurun Rizespor'un kapısını. Kilit vurun ya, bitmiştir orası. Vallahi billahi bitmiştir. Öyle biri o antrenmana çıkmışsa. Ve çok sevmeme rağmen Giray Hoca'ya da yakıştıramadığımı söyleyeyim. Ne kadar bilgisi vardır bundan haberim yok. Onu bir şey söyleyemem ama ben tanıdığım Giray buna hocam, yol vermişse ayıp. Evet yani hocam. Kulüp başkanlığın, teknik direktörün yani, haberi olmadan. İdari menajer hocam. Olsa, idari menajer. Başta oradaki sportif direktör kardeşim. Evet. Hadi diyelim neyse ne yani. Almışlar kucağına, o yana sallıyor, bu yana sallıyor. Ama Giray Hoca bu işlere meyil vermeyen bir hocaydı. Ben öyle tanıyordum ben onu. Ben de öyle tanıyorum. Ben arkadaşım. Hala şeydeyim. Hala evet. Onu sportif direktör, o çocuğun pozisyonunu ona anlatmamıştır. Öyle tahmin ediyorum. Hocam anlatmamışsa, bu hoca sormuyor mu ona ki ben bu adamı oynatır mıyım, bu hafta oynatmam diye. Nasıl anlatmamış ya da nasıl olacağının haberi yoktur. Hocam bir tarafı suçluyoruz ama şimdi teknik direktörü ayırdık, başkanı ayırdık. Hayır, ya başkan değil, hiç mi antrenman izlemiyor? Yani bilmiyor diye bir ya şey yok şimdi, yapmayın bunu ya. Başkan ne zaman geliyor? Maçtan masaya geliyor. O zaman daha büyük skandal abi. Başkan futbolcusuna takılsa. O zaman da mahallede kinar sözü getirip takım antrenmana başkan haberi yok. Başkan abi, senin dediğin taraf da doğru kardeşim. Eğer başkana bu bilgilendirmez. O da yani. Selman, buradaki yöneticiler ve özellikle sportif direktör. Evet. Kendi istedikleri doğrultusunda Rize Spor Kulübü'nü İstedikleri gibi yönlendiriyorlar abi. Evet. İşin gerçeği. Ve Rize Spor'un başarısızlığının altında yatan tek sebep Rize'deki sportif direktörün ve yöneticilerin başarısız olmalarıdır. Abi, sayın hocam. Olay bu abi ya. Olay bu abi. Şimdi bir dakika. Bakın. Başkan mütevazı bir adam. Ne diyorlar? Sayın Bulak diyor abi. Sayın yanlış hocam. Yanlış yapıyor. Evet. Sayın hocam. Başkanın yanlışı var. Sayın hocam bir şey söyleyeyim şimdi. Bir başkan, bakın. Başkan kulübe bu kadar sahipsiz bırakamaz, doğru diyorsun sen. Ben de onu demek istiyorum. Evet. Doğru diyorsun. Ama şimdi bir dakika, bir bakın şuraya. Buraya bir daha neler var buralarda? Hocanın haberi olmaz olur mu abi? Selman kardeşim ya. Burada bak daha neler var. Sayın hocam bir bakın bugün dün evvelsi günü neler oluyor bir bakın. Bir idareci. Hocam attasınız değil mi? Attayım. Hocam bakın bir idareci. Bir zanezede. Sahil zamesinde bir zanezede bulunuyoruz. Orada bir başka idareciyi suçluyor. Diyor ki biz şu kişiler şampiyon olmamızı istemediler. Vardır. Asas suçlu olan adam diyor ha bunu. Doğrudur. İnanırım. Yani mevcut yönetiminden birilerini mi suçluyor? Tabii. Birbirlerini şey yapıyorlar. Ben inanırım. Suçluyorlar. İnanırım. Ya ben bu kadar hatalar olur mu ya? Ya Ahmet bu hatalar Bey, var ise ki, sen işler iyi gidiyor diye yanımdaki yönetici rahatsız oluyordu diyorum sana, yemin ediyorum ya. Ya Allah'a söylüyorum bak. Yemin ediyorum böyle bir şey, ya sevinelim işte, Allah yüzümüze gülüyor. İşte kazanır şöyle ve iyi oynuyoruz, kötü oynuyoruz tartışılır ama yürüyor işte. Şu olur bu olur yani. Ya hayır, mutsuz huzursuz ben
bir maçın soyunma odasına, maç konuşmasına gidemedim yöneticiyle yan odada tartışmaktan. Yeni stadın teknik direktör odasıyla soyunma odası ayrı bir bölümdedir. Açın orada kim yaşıyor, benimle çalışan kim var orada? Süleyman Kalafat orada yaşıyor. Kazım orada yaşıyor. Orada bir maçın Karşıyaka maçı olabilir istifa. O maçın konuşmasına yöneticiyle içeride tartışmaktan maça soyunma odasına maç konuşmasına gelemedim. Bak yemin ediyorum ya içeri gideceğim diyorum, maç konuşacağım, son motivasyon konuşması hatırlatacağım, son şeyler var dedim. Ölü toplar falan filan diyorum, bırakmıyorlar beni orada tartışmadan ya. Ya böyle bir şey olur mu? Bak neler yaşanmış yani. Ondan sonra karşı kapasına çıkıyorsun. Oktay Özcan'ın yaşadıklarını biliyorum. Ondan sonra biliyorum canım. Ondan sonra bütün oyuncuların içinde eli bilmem neresinde çiş yaparken sorumlular gereğini yapsın diye bana bağırıyor oyuncuların ortasında. Sus dedim, yaparım. Acaba aynı kişi geçmişte sizden sonraki teknik adamlara aynısını söyleyebilirler mi? İşte ben onu merak ediyorum. Sordum ben bunu. Abi. Bunu sordum ona. Söyleyemezler. Onun için hocam. Bak sana bir şey söyleyeyim. Bak. Bütün konuşmaların özetinde biliyor musun? Bütün konuşmaların özetinde alma mazlumun ahını. Bu kulüp beddua almıştır. Bu kulüp önemli insanların bedduasını almıştır. Beni sinirlendirmek için, konuşmam için bütün takımın Konya maçının primlerini ödediler. Ekibin parasını ödemediler. Hepsini ödediler. Maç primlerini ödemediler. Sırf gıcık etmek için, uyuz olayım diye. Tamam mı? Bunun gibi neler? Olmayan şikayetler hocam, şey geliyor. Futbolcu nargile içiyor. Ulan bunu... Peki hocam, ederiz. Ben şunu sormak istiyorum. Teknik madem kadronun bu kadar... içine nifağı soktular. Teknik kadronun içine. Benle, Hasan'la falan değil. Başka türlü. Orada da bir ajan vardı. Orada da başka türlü şeyler oldu. Oktay hocam. Efendim. Ben şunu sormak istiyorum. Kızılcahamam'da o sezon kamptayken bayağı uzun uzun aslında bunları yani... başınıza gelebilecekleri, siz zaten bunların farkındaydınız ya, evet. Bayağı uzun konuşmuştuk orada, evet. Hatırlıyorsanız da. Yani madem bu kadar karşınızdaydılar, siz oraya nasıl geldiniz ya da yani niye getirdiler? Bak bir bu da önemli. Ben